Sen kızı terk et, ondan sonra aklın başına gelince tıpış tıpış geri dön. Ama Şebnem, olur mu? Ya niye hala zorluyor ki? Ben onu anlamıyorum yani. Hayır, hadi diyelim ki evlendiler, tamam. Ama hep böyle olacağı ne malum abi? Değil mi? Tabii ya. Düşünsene, Şebnem bir uyanıyor, hafızası yerine geliyor. O zaman ne olacak? Cinayet sebebi, gebertir o Arda'yı. Abi kainata da yazık. Kız daha yeni hastaneden çıktı, yorgun, argın. Yazık yani ona da. Sana da yazık. Bana ne yazık? Sen konuştun mu kainatla? Ne alaka abi şimdi, beni bırak. Şebnem diyeceğine kainat diyorsun, farkında değilsin. Hadi ya. Ya gerçi hiç aklından çıkmıyor ki. Normal. Bence bekleme yapma. Hazır önün boşken bas gaza. Yoksa çok fena trafiğe takılabilirsin benden söylemesi. Özellikle Ege bölgesinde. Ege bölgesinde. Ya espri olsun diye yaptık. Nasılsın? İyi, sen? İyi. Var mı bir haber? Şebnem hakkında mı? Aha. Maalesef. Hazır bu duruma düşmene sebep olan arkadaş da buradayken anlamadım. Anlayan anladı. Ege, şu para meselesini bir an evvel halledersen çok sevineceğim. Ege? Bir dakika. Nermin, ikimizin arasındaki işe kainatı karıştırma. Para meselesini de merak etme, en kısa zamanda halledeceğim. Şimdi eğer başka bir şey yoksa sana iyi günler. Sana da iyi günler Ege. Çok özür dilerim. Tatsız oldu biraz. Senin bir suçun yok ki. İşte. Ya Ege, bir şey soracağım sana ama... Sor. Senin Nermin'e borcun falan mı var? Yani yapabileceğin bir şey varsa... Ya yok, önemli değil. Yani benim halledemeyeceğim bir şey değil. Sen hiç kafana takma. Pardon. Canım. Ablacığım, ne yapıyorsun? İyiyim. Kafeye geldim demin. Sen ne yapıyorsun? Sesin kötü geliyor. Canım sıkkın biraz. Ne oldu? Biliyorsun, ben matematikten özel ders alacaktım. Bir de dershaneye gidecektim. Evet. Olmuyor işte abla. Babamın durumunu biliyorsun. Yani oraya para kalmıyor. Ben sana bir söz verdim. Kazanacaktım üniversiteyi. İstanbul'a gelecektim ama... O paraya çok ihtiyaçları var abla. Üzülme Güneş'cim, ben bir şekilde halledeceğim bu ders işini. Tamam, bir yerden bulup buluşturacağım, göndereceğim seni o hocaya. Dershaneye de gideceksin. Görüşürüz. Ay, aman ya! İyi misin? Bir şey oldu mu? Yok yok. Dur, ben hallederim, dur. Al bunu. Teşekkür ederim ya, zahmet oldu. Afiyet olsun. Kainat, ben deminden beri sorayım diyorum ama... Yani telefon konuşmanın birazına da kulak misafiri oldum. Bu güneşle ilgili durum nedir tam olarak? Yok bir şey, canı sıkılmış biraz. Üniversiteye hazırlanıyor ya, gerilmiş. Ben de buradayım, yanında değilim. Yani orada olsaydım yardımcı olurdum, dertleşirdik falan. Ama... Anladım. Çok özledim kardeşim, biliyor musun? Kim özlemez ki? Ya belki birkaç günlüğüne kaçarsın, İzmir'e gidersin. Aileni görürsün, güneşle vakit geçirirsin. Ya da ne bileyim, o gelir senin yanına buraya. Merhaba. Hoş geldiniz. Sonra konuşuruz, olur mu? Thank you.
Biraz vaktin var mı? Var. Siparişleri hazırlarken konuşabiliriz. Ciddi bir konu yalnız. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Aslında daha önce konuşmalıydık ama. Peki. Kainat, bak ben öyle süslü püslü lafları pek beceremem. O yüzden direkt lafa gireceğim. Kainat, ben senden... Merhaba, şöyle buyurun. Sonra konuşsak olur mu? Şimdi müşterilerle ilgilenmem gerekiyor. Şimdi başlayacağım, yarım kalacak. Tabii doğru, haklısın. Sonra konuşuruz o zaman. Kolay gelsin. Ne yalan söyleyeyim, ben şaşırdım Ege'nin söylediklerine. Ben de. Yani dersini almış demek ki. Ama çok kalbim kırdı Armina. Birine tekrar güvenmek kolay değil. Zaman alıyor. Bir umut var diyorsun yani, öyle mi? Yani ben Ege'yi liseden beri seviyorum ya. Öyle bir anda vazgeçemem ki. İstanbul'a geldim ben onun için. Kalbimin sesini dinledim. Yani iyi yaptın da Can ne olacak peki? Can çok iyi bir insan. Çok iyi bir arkadaş. Hem de çok... Neyse ne? Yani benim daha başka sorunlarım var. Güneş'in özel ders parasını ne yapacağım mesela? Onu düşüneyim ben. Haklısın. Kainat, aslında ben bu konuyu yüz yüze konuşmak istiyordum. Ama bir türlü fırsat olmadı. O yüzden... Yani böyle kamera karşısında konuşmak da çok saçma ama... Ben daha fazla beklemek istemiyordum. Yani kaçmak da çözüm değil. Beklemek de bir işe yaramıyor. Fotoğraf benim için yalnızca bir haber fotoğrafıydı başta. Sonra hep görmek istediğim, her saniye gözlerine bakmak, sesini duymak istediğim, her dakika yanımda olmak istediğim birinin fotoğrafına dönüştü. Kainat, ben bunu daha önce hiç kimseye söylemedim. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Efendim kuzum. Abla, çok teşekkür ederim. Ne için bir tane? Dershane parasını yollamışsın. Hem özel derse de para artıyor. Nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Aa, iyi. Tamam o zaman. Eline ulaşmasına sevindim. Çok öpüyorum seni. Ben de öptüm. Kainat, ne bu surat? Üzülme Güneş'cim. Ben bir şekilde halledeceğim o dersi şimdi. Ama bir yerden bunu buluşturacağım. Göndereceğim seni olunca. Dershaneye gideceğim. Ama bence sevinmen lazım. Yani sen o parayı ödeyebilecek miydin? Ödeyemeyecektin. Ya tamam da bunu yapanın kim olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ege. Aynen öyle. Onun parasını kabul edecek değilim. Ay niye kabul etmeyecekmişsin? Git konuş, teşekkür et. Yani paran olduğu zaman ödeyeceğini söylersin. Sonuçta burada Güneş'in istikbali söz konusu ama. Ya nasıl da mutlu geliyordu sesi. Yani şimdi sen ona telefon açıp bir yanlışlık oldu, o para senin değil dersen o nasıl yıkılır biliyor musun sen? Yıkılır tabii. Hah. O yüzden sen beni dinle. Yani bu borç sonuçta. Hayır, gerekirse ben de çalışırım. Birlikte öderiz geri. Öderiz değil mi? Ay tabii öderiz. Ayrıca Ege'yi de takdir ettim doğrusu. Vallahi ben de ettim. O zaman biz kahvaltı yapalım.
Ondan sonra ben Ege ile buluşayım, konuşayım, anlatayım durumu. Teşekkür de ederim. Tamam. O zaman sen çayları koy. Ben de gidip evde kalayım. Evde ekmek kalmamış. Tamam. O elinde olmasa da çalıyor kardeşim. Ya ben ne yaptım farkında mıyım ya? Sağ ol. Afiyet olsun. Ya oğlum düğüne gideceğiz ya. İllaki konuşursun, rahat ol. Yani herkesin içinde. Ya bir kenara çeker konuşursun. Ne var yani? Ya keşke bırakmasaydım CD'yi ortalık yerde ya. Ya başkası gördüyse aldıysa? Kim alacak? Postacı mı aldı? Kainat kesin görmüştür CD'yi. Hatta izlemiştir bile. Ya belki utandı, çekindi, arayamadı. Belki de yalnız kalamamıştır. Sen de onda haklısın. Bir arada ben konuşacağım kızlarla. Şu dün çıkardığım rezilliği halletmem lazım. Ne yaptın? Konuştun mu o Ender'le? Kesin gidiyor musunuz Arda'yla konuşmaya? Gidiyoruz ya. Sen de gelsene. Bir el atarsın bak. Beraber daha iyi hallederiz. Ne olur. İyi. Gelelim bakalım. Kainat. Aile'yi gördün mü? Şebnem'in yanına gitmişti. Heh. Özgür, Ege'yi gördün mü? Geldi mi o? Bilmiyorum onu. Sağ ol. Ya Kainat, senin eline bir CD geçti mi? Ya, çalınacak müzikler için diyorsan DJ'ye verildi o. Hayır, öyle değil. Yani ne bileyim, eve gelmiştir, belki bulmuşsundur. Yok, hiç öyle bir şeyden haberim yok. Tamam canım, önemli değil zaten. Neyse, o zaman ben Amire'yi bulayım, tamam? Sonra görüşürüz. Çünkü sana söylemem gereken bir şey var. Ne tesadüf. Ya benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Ama önce sen. Tamam. Arda ile konuşmanız çok iyi, çok güzel bir davranış. Gerçekten. Biz de elimizden geleni yaptık ama Şebnem'in üzüldüğünü görünce vazgeçtik. Yani sonuçta önemli olan onun mutluluğu tabii. Tabii, haklısın. Bu düğün iptal olsaydı Şebnem çok üzülürdü. Biz de o yüzden bıraktık zaten. İlk tanıştığımız günden beri çok iyi davrandın bana. Sen olmasaydın ne yapardın hiç bilmiyorum. En kötü zamanımda bile yanımda oldun. Elimden tuttun. Çok teşekkür ederim. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Arkadaş mı? Evet. İyi ki varsın. Konuşsaydık, bana bir sorsaydın. Sen de hayır deseydin. Nereden biliyorsun hayır diyeceğimi? Ya yapma Kainat. Sana sorsam hayatta kabul etmezdin. Doğru. Bak gördün mü? Ben doğru olanı yaptım. Güneş'in senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O yüzden onun geleceği için ufak bir yardımda bulunmak istedim sadece, o kadar. Sen de bunu kabul edeceksin. O parayı da bana hayatta geri veremezsin, haberin olsun. Tamam.
Al işte. Ya hemen itiraz edip. Bir dakika ya. Sen tamam mı dedin? Evet. Zaten şu an istesem de veremem çünkü öyle bir param yok. Ama yavaş yavaş ödeyeceğim. Tamam mı? Peki. Sen nasıl istersen. Senin ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Böyle bir durumdayken kendin değil beni düşünmen, bana yardım etmen gerçekten çok büyük bir incelik. Teşekkür ederim. Sen mutlu ol. Başka bir şey istemiyorum. Abi sen eksiktin. Merhaba. Merhaba. Kızlar yok mu? Yok. Gelirler mi? Geldi. Ben de tam sizi soruyordum. Yani tamam her şeyi anlarım da yani bize bunu yapması yok sindiremiyorum ya. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor şurada ne zamandır. Gözünün içine bakıyorduk biz ya. Ya biz arkadaşıyız her şeyden önce onun en yakın arkadaşıyız. İstersen biraz yürüyelim mi? Hava alırız ha? Tamam bir nefes alırım ben de. Benim de gelmemi ister misin? Yok, hemen gelirim ben. Şuna bak ya. Emri Vaki çıkardı kızı dışarı. Vallahi biraz öyle oldu. Sadece yardım etmeye çalışıyor Ege. Ne var bunda? Vallahi keşke sadece yardım etmeye çalışıyor olsa. Ben bir şey diyemeyeceğim. Vallahi bilmiyorum. Bu sefer çok düşünceli davrandı. Bak sen. Yani o kadar çok yardım ettik ki kainata. Biz Güneş'in dershane parasını nasıl denkleştireceğiz diye düşünürken para gönderdi kıza. Efendim? Hem de kainata söylemeden. Kainat her şeyi Güneş'ten öğrendi. Kötü bir niyeti yok ki sadece yardımcı olmaya çalışıyor o kadar. Harika ya. Gerçekten. Bakalım daha neler öğreneceğiz. Ben daha fazla oturmayayım abi. Sinirleniyorum burada. Gidip ne yapacaksın? Bilmiyorum abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Kusura bakma. Sinirim bozuldu. Yok canım. Niye kusura bakayım? Sağ ol. Ben de diyordum ki burada yalnız değilim. Yeni bir ailem var. Buraya geldiğim günden beri hiç ayrı kalmadık kızlarla. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Zaten o yüzden bu kadar üzülüyorum. Yani sevmediğim, değer vermediğim biri olsa umurumda bile değil. Ama insanın sevdiği birinden böyle bir kazık yemesi... Yalan söyledi ya. En kötüsü de bu. Her şeyi affederim ama yalanı... Kainat. Ben çok özür dilerim. Ne için? Ben de çok üzdüm seni. Çok kırdım. Sen öyle iyi bir insansın ki. Yok canım. Öylesin. Kalkalım mı? Benim kafeye dönmem lazım. Çok teşekkür ederim yalnız bırakmadığın için beni. Ne demek? Kalkalım tabii. Alıyor musunuz? Elinde ne var delikanlı? Bir bakalım. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Efendim? Ege ben Can. Seninle bir şey konuşmam lazım. Dinliyorum. Dinliyorsun da...
Telefonda olmaz. Neredeysen yanına geleyim, yüz yüze konuşalım. Kainata gidiyorum. İyi. Girme o zaman eve. Kapıda bekle, ben geleyim 10 dakikaya konuşalım. İyi peki. Nihayet gelebildim. Kusura bakma, trafik vardı da biraz. Ne konuşacağız söyle bakalım. Aslında pek bir şey konuşmayacağız ya. Sen bunu alacaksın. Bir de kainatın yakısından düşeceksin, o kadar. Gitmem için bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Kainatın değeri de bu kadarmış gözünde. Öğrenmiş olduk. Kes sesini. Kainatın kardeşini ne kadar sevdiğini gayet iyi biliyorsun. Bu durumu lehine çevirmek için elinden geleni yaptın. Daha fazla küçültme istersen kendini. Para alet avlamak istedin lan kızı. Güya sen parayı bulacaktın, o da sana minnettar kalacaktı değil mi? He? Ama öyle olmadı işte. Şimdi parayı al, yürü git buradan. Gitmiyorum. Hadi bakalım. Gitmiyorum. Ege, akıllı ol, akıllı. Tamam mı? Olmazsam ne olur? Tamam. Biz de çok öpüyoruz seni hanım. Müftü abiye de selamlar. İyi geceler. İyi geceler. Aymila, bu CD'de film mi var? Bilmem. Kes lan, cırıksız. Ha bak, onu öldürürüm seni ha. Ne oluyor ya? Ay yine kavga. Of. Şerefsiz sana benzer. Seni bir daha kendi yanında görmeyeceğim lan. Allah Allah. Oğlum sen kimsin ya? Kimsin oğlum sen? Lan Ege. Ya bak. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Arkadaş senin borcunu ödemek istemiş de niyeyse. Gel. Gel dedim. Al şunu. Al şunu. Ne yaptın sanıyorsun sen ya? Bana sormadan nasıl böyle bir işe kalkışırsın? Bir dakika mı Kainat? Bu konunun seninle hiçbir alakası yok. Ya evet ama... Ben senden yardım istedim mi? Bu herifin seni yine üzmesine izin vermeyecek Kainat. Ben senden yardım istedim mi? Şuna bak ya. Bütün mahalleye rezil olduk. Bizi daha fazla zor durumda bırakmadan git. Sen yanlış anladın beni. Can git. Acaba sen de beni benim seni sevdiğim kadar seviyor musun? Sana olan borcumu da en kısa zamanda ödeyeceğim. Şimdi artık sen de git istersen. Yani o kadar da kızacak bir şey yok aslında. Yok canım. Nedenmiş o? Yani sonuçta bir iyilik yapmak istemiş, o kadar. Ya bana sormuş mu? Canım sormamış da. Yani tamam, bir kere bir iyilik yapmış olabilir. Ama Ege pek de güvenilir bir insan değil şimdi, doğruya doğru. Ya Aymila. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Tamam, arkadaşız. Arkadaşlar da birbirine yardım eder ama... Belki de arkadaş değilsinizdir. Hiç bu yönden düşündün mü acaba? Düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum. Ha. Konuyu değiştir diyorsun yani. Aynen. Tamam, ben de değiştiririm. Çemdemle Selim ne yaptılar acaba? O evin yolunu buldunuz nihayet. Ne oldu ya? Sorma. Ege'yle birbirimize girdik. Hayda. Hem de kainatın gözünün önünde. Yapma be. Neyse ben yatıyorum. Bu saatte. Saçmalama. Sen geç şöyle otur bakayım bir. Ya otur da anlat, ne oldu, niye kavga ettiniz? Ya otur bir oğlum.
Ben bu Ege'yle konuşmaya gittim, tamam mı? Kainat da delirdi tabii. Kovdu beni. Yuh be. Hop. Abi kainat hakkında düzgün konuş. Oğlum, kainata değil sana yuh diyorum. Ya tamam güzel düşünmüşsün de gidip kızın kapısının önünde yapılacak şey mi bu? Ya ne bileyim ya. Keşke bir yere çağırsaydın böyle bir ortam falan. Sen gidiyorsun kös kös kızın kapısının önüne. Al şu parayı al al kimseye borcun kalmasın. Ya Allah aşkına yani kız haklı şimdi sana kızmaktan. Zaten pişman oldum yaptığıma yapacağıma. Ne bileyim ben onun iyiliği için. O Ege'ye borçlu kalmasın diye. Zaten neyi konuşuyoruz ki artık? Bir anlamı kalmadı konuşmamız. Benim kader kardeşim. Sen kainatla bozuştun. Ben Almile'ye zaten yaklaşamıyorum. Ne oldu siz de mi bozuştunuz? Ya yok centilmenlik anlaşması yaptık o yoga profesörüyle. Ya gerçi ne gerek var değil mi? Yemişim centilmenliğini. Zaten şeytan diyor ki git dikil karşısına bana bak kızım de. Ya benimsin ya kara toprağın. Evinin, kadının, çocuklarının anası olacaksın de. Yavaş gel Özgür. Hangisine takıldın ya? Kara toprağın mı, çocukların anasına mı, evinin kadınına mı? Sence? Çocuklara. Hani yaşımız genç, çocuklar. Aman be, öf! Neyse bakalım ne çıkacak bunun ucundan. Başımız belaya girmesin de.